Arkadaşlar hoş geldiniz. Efendim, bu derste şuraya not aldım. Bunlardan bahsedeceğiz. Efendim, ama öncelikle sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Biz bazen efendim geldim deriz mesela. Gel diyor birisi. Karşıdaki de evet geldim diyor. Aslında geldim geçmiş zaman bildirmiyor orada. Yani şu an oradayım gibi bir anlam ifade ediyor. Arada çok bir zaman farkı yok. Efendim. Arapçada da bu iş var. Mesela özellikle alışverişte. Alışverişte kurbanda yaklaşıyor. Sonuçta bayramlardan biri yaklaşıyorsa kurbanda yaklaşıyor anlamına gelir. Kurban alıyorsunuz, işte aldım gitti diyor mesela. Ya da satıyor musun diyor, sattım diyor mesela. Bu ağızdan çıktığı anda gerçekleşen bir eylem. Ya da mesela nikahta efendim imam taraflara soruyor, evlenecek olanlara, kabul ettin mi? O da ettim diyor. Bu geçmiş zaman bildirmiyor, gelecek zaman da bildirmiyor. O an için efendim eylem ifade ediyor. Arapçada bu mazi kiple karşılanıyor. Mesela hel kabilte zevace min Hasan'ın mesela şey min Ayşe baş tarafına da şöyle diyelim. Hel kabilte zevace min Ayşe, yani Ayşe ile evlenmeyi kabul ettin mi? Efendim, yani ediyor musun anlamında. O da kabiltu diyor. Efendim Ayşe'ye soruyor. Hel kabilti ezzevece min Hasen'in, işte Hasan'la evlenmeyi kabul ettin mi? O da diyor ki kabiltu. Kabiltu. Mazi kiple bunu ifade edebiliyoruz. Evet. Özellikle bu mazi fiilin şimdiki zaman bildirmesi alışverişlerde söz konusu. Ya da arkadaşımızın da söylediği gibi gel buraya diyor. O da buyur geldim diyor mesela. O an için sözü söylerken yapılan bir mazi bitmiş eylemden bahsediyoruz. Arapçada da bunu kullanabiliyoruz. Efendim naam eteytu. Tefattal. Tefattal. Mâzâ turîdu minnî. Mesela. Evet geldim. Buyur. Ne istiyorsun? Gibi. Efendim. Evet. Şimdi Arapça kitaplarda duymadığınız, duyamayacağınız bir ifadeden bahsedeceğim. Özür dilerim. Sadece Arapçada değil. Hiçbir dilde ben duymadım yani. Psikopat izafet. Duymadık. Çakma izafeti duymuşsunuzdur. Çünkü Arapçada lafz-ı izafet diye geçer. Ama psikopat izafet diye bir şey yok konu olarak. Ama böyle bir izafet var. Efendim. Mesela önce Türkçe anlatıyorum. Ali'nin bir kitabı. Bunu Arapça ifade etmeye çalışınız. Mesela bir arkadaş Ali'nin bir kitabı desin. Şunu söyleyeyim, bu Türkçe'de bir isim tanımlamasıdır. Buyurun. Bir arkadaş alternatif üretsin. Kitabı Ali'nin olmaz mı hocam? Mesela kitabı evet, Ali'nin. Bir Türk için efendim kesinlikle akla gelecek terkip Arapça'da Kitab-ı Ali'nin şeklindedir. Fakat arkadaşlar Kitab-ı Ali'nin ifadesi bir kitabı demek değil. Ali'nin kitabı demek. Peki diyeceksiniz ki Ali'nin bir kitabı ile Ali'nin kitabı arasındaki fark ne? Şuradaki bir kitabı derken bu belirsizdir. Ali'nin başka kitapları da olabilir. Herhangi bir tanesinden bahsediyoruz. Buradaki kitap herhangi bir tane. Herhangi bir tanesi. Yani belirli bir kitaptan bahsetmiyoruz. Oysa Kitab-ı Ali'nin dediğimizde efendim kitap
hem Türkçe'de hem Arapça'da belirli bir tane. Ali'nin kitabı. Hasan'ın kitabı değil yani. Ama yukarıda Ali'nin bir kitabında herhangi bir kitabı. Başka da olabilir. Bu ifade belirtili isim tanımasıdır. Ama yukarıdaki belirtisiz. Yani şuradaki kitap belirsiz, buradaki kitap belirlidir. Şimdi buradaki kitap niçin belirli? Çünkü marifeye muzaftır. Bu Arapçadan bildiğimiz bir konu. Marifeye muzaflar marifedir. Ama Türkçedeki soruyorum size. Şuradaki kitap Allah aşkına belirli mi belirsiz mi? Belirsiz. Çünkü biz Türkçede bir sözcüğünü, herhangi sözcüğünü belirsizlik ifadesi için kullanırız. Dolayısıyla kitab-ı Ali'nin, Ali'nin kitabı demek. Ali'nin bir kitabı demek değil. Peki şimdi Ali'nin bir kitabı ifadesini önce anlamaya çalışalım. Ne var? Burada Ali belirli. Kitap ise belirsiz. Kitap ise belirsiz. Şimdi şunu TR'ye yazayım da Türkçe'de. Peki Arapça'da neydi? Marifeye muzaf, marife. Nekraya muzaf, nekradır. Peki bizim burada Ali'nin bir kitabı ifadesini Arapça'ya çevirirken neye dikkat etmemiz lazım? Buradaki tamlayan marife olmalı ama tamlanan nekra olmalı. Fakat arkadaşlar Arapça'da bunun yolu yok. Çünkü Arapça'da marifeye muzaf olan marifedir. Nekraya muzaf olan nekradır. Ama Türkçe'de böyle bir ifade var. Ali'nin bir kitabı. Bak tamlayan marife ama tamlanan nekra. Türk Arapça'da efendim kitaplarda bunun çözümü bulunmaz. Ben buna psikopat diyorum. Niçin? Bu beyaz şovda önceleri bir tip vardı. Hüsmen dayı galiba. Efendim Hüsmen dayı diyor ki yiyorum ama doymuyorum diyor. Efendim yumak istiyorum ama gözlerimi kapatmak istemiyorum diyor. İşte yürümek istiyorum ama yorulmak istemiyorum diyor. Bakınız iki zıttı bir araya getirmeye çalışıyor. Psikopat ya adam iki zıttı bir araya getirebilir misin? İşte burada da Arapça'da bak marifeye muzaf olsun ama nekr olsun diyor. Tövbe tövbe. Ya Arapça'da marifeye muzaf olan marifedir kardeşim. Hakiki izafette. Peki nasıl yapacağız? Arapça'da bunun yolu yok mu? Tabii ki var. Tabii ki var. Peki nasıl yapacağız? Kitab-ı Ali'yin deyince buradaki kitap kelimesi Ali'ye muzaf olduğu için zorunlu olarak marife. Şimdi Ali'nin başına li harfi cerini getirirsem buradaki li harfi cerinin efendim en önemli fonksiyonu sahiplik bildirmesi. Şimdi Ali'nin bir kitabı ifadesine tekrar dönün. Burada ne var? İn ifadesi var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki buradaki ın ifadesi ne bildiriyor? Sahiplik bildiriyor. Şimdi ben burada bu öbeğe, kelime grubuna Ali'nin sahiplik bildireceği şekilde önüne harfi cer getiriyorum. Bu durumda izafet bozuluyor. İzafet bozulunca kitap kelimesini tenvinliyorum. Bakınız şu an kitap kelimesini belirsiz yaptım. Ama Ali'yi de sahiplik bildirecek şekilde ifade ettim. Diğer bir ifadeyle Arapçadaki şu li her zaman için anlamını vermeyin. Allah aşkına ın eki Türkçedeki ın eki de hep
aklımızda bulunsun. Peki şimdi sorayım size. Kitabun li Ali'yin. Buradaki Ali'nin marifi oluşu artık kitabı belirli yapmıyor. Niçin? Çünkü isim tanımlaması değil bu. Ama sahiplik de bildiriyor. Bunun çevirisi Ali'nin bir kitabı. Ali için bir kitap demiyoruz. Ali'nin bir kitabı. Ali'nin bir kitabı. Arkadaşlar, kitap bu ifade bir bütün olarak tek bir ögeye karşılık geldiğinde buna psikopat izafet diyoruz. Bu ifadeyi siz örneğin haber yapabilirsiniz. Hâzâ bu durumda geri kalan ifadeyi haber yapmış oldum. Bu Ali'nin bir kitabıdır. Ali'nin kitabı demiyorum bakınız. Çünkü Ali'nin kitabı dersem kitabı belirli yapmış oluyorum. Burada izafet anlamı var ama kitap sözcüğü nekre olmaya devam ediyor. Şuradaki li'ye ın anlamı veriyoruz. Bu çerçevede baktığımızda Arapçada yani bir Türk'ün Arapça isim tanımlaması kurarken elinin daha güçlü olduğunu hissedebilirsiniz. Ne demek yani bu? Biz Türkçe bilenler Arapça isim tanımlaması kurarken hani zihnimizde Türkçe isim tanımlaması ortaya çıkıyor ya. Mesela öğrencinin kitabı diyoruz ya. Burada dikkat edin ne var? Bir ın eki var. Sizden bu terkibi Arapçaya tercüme ederken ın yerine li getirmenizi tavsiye ediyoruz. Yani şu isim tanımlamasında ın ekini gördüğünüzde bu ının yerine li getirebilirsiniz. Bu bir alternatiftir. Eğer tamlamamız belirtili ise bu yol tercihe bağlı. Ama tamlamamız belirtisiz ise, daha doğrusu tamlamamız belirtili ise demeyelim de tamlanan yani muzaaf. Belirtili ise bu yol tercihe bağlı ama tamlamamızda tamlanan yani muzaf belirtisiz ise bu yola başvurmak zorunlu. Bakınız Ali'nin kitabı derken buradaki kitap belirli. O zaman bu yola başvurmak tercihe bağlı. Ama Ali'nin bir kitabı derken buradaki tamlanan bir kitap belirsiz olduğuna göre bunun Arapçada bilindik isim tanımlaması ile ifade etme şekli imkanı yok. Peki nasıl yapacaksın? Şuradaki ın yerine li getireceksin. Kitabın li Ali'yin. Ali'nin bir kitabı. Şunu söyleyeyim. Araplar bu terkibi Naiciler kitaplarında ele almamış. Fakat bu terkibi çokça kullanıyor. Çokça kullanıyor. Şurada tercihe bağlı dedim ya. Evet. Bu çokça tercih ettiklerini de görüyoruz. Yani şu zorunlu ifadesinde zaten Arapların da alternatifi yok. Araplar bu terkibe, bu yola başvurmak zorunda bu ifadeyi kullanmak için. Ama tercihe bağlı olduğunu söylediğimiz yerlerde bile bu yola çokça başvurduğunu görüyoruz. Mesela bu özellikle şu terkiplerde çok yaygın. Bu modern Türkiye'nin yeni icatlarıdır. Yeni icatlarıdır.
Burada bakınız ne var? Modern Türkiye'de sıfat tanımlaması var. Yeni icatlar diye sıfat tanımlaması var. Ama iki sıfat tanımlamasını ın ekiyle isim tanımlamasına dönüştürmüşüm. Bunu daha önceki derste karmaşık tanımlama örnek anlatmıştım. Bunu Arapçada kitaplardaki konuları işlerseniz ifade edebilirsiniz. Şöyle ne demiştik? Önce isim tanımlamasının elemanları söylenir. Türkiye'nin icatları denilir. İhtiraat Türkiye. Türkiye'nin icatları dedim. Şimdi şuradaki modern ve yeni sıfatları isim tanımlamasının elemanları bittikten sonra sıralanır. Modern diyeceğim. Hadis. Bu modern sıfattır. Kimin? İcatların mı? Türkiye'nin mi? Türkiye'nin. O zaman bu sıfat Türkiye'ye dört açıdan olacaktır. Türkiye özel isim marifedir. O zaman sıfatı da marifedir. Türkiye bir devlet ismi efendim müennes sayılıyor. O zaman tayin marbuta getiriyorum. Şimdi Türkiye burada muzafini olduğu için mecrurdur. Hadis bu sıfatını da mecrur yapıyorum. Türkiye tek olduğu için sıfatını da tek yapıyorum. Yani sıfat ilgili isme dört açıdan uyar. Tamam. Şimdi yeni kelimesini getiriyorum. Cedid. Cedid. Yeni olan burada icatlardır. Sıfat isme dört açıdan uyacaktır. İktiraat akılsız çoğul ismi olduğu için sıfatı tekil mühendis kabul edilir. Yani kendisi tekil mühendis kabul ediliyor. Sıfatı da tekil mühendis olur. O yüzden tekil mühendis yaptım. Şimdi buradaki iktiraat kelimesi marife mi nekra mı? Türkiye'ye musaf olduğu için marifedir. O zaman şuraya bunu da marife yapıyorum. Peki bu iktiraat irabı ne? Merfudur. O zaman sıfatını da merfu yapıyorum. Arkadaşlar bu terkibi yani modern Türkiye'nin yeni icatları terkibini daha önce gösterdik. Daha önce ne dedik? İşte uzun Ali'nin kısa kalemi dedik mesela. Bu şekilde. Ve ne dedik? Önce isim tanımlamasının elemanları bitirilir. Daha sonra sıfatlar arkadan ilgili isme dört açıdan uyacak şekilde sıralanır. Bak el-hadite kelimesini niye ilk kez sıraladım? Türkiye'nin sıfat olduğu için. Cedide'yi niye damveledim? İktiraat kelimesi merfu olduğu için. Şimdi bugünkü konuya geliyorum. Az önce dedim ki içinde ın geçen isim tanımlamalarının Arapçada çakma izafetle de ifade etme yolu var. Peki nasıl yapacaksın? Şuradaki ın yerine li getireceksin. Li getireceksin. Nasıl yani? Şöyle. Ha, önce şu cümleyi kuralım değil mi? Hâzihi bu mübdeda geri kalanı da haber. Şu da haber. Türkçe'de olduğu gibi bu a hâzihi demem lazım. Çünkü icatlardan bahsediyorum ve icatlar akılsız çoğul ismi. O yüzden işaret zamirim tekil müennesi göstermeli. Hâzihi. Hâzihi bunlar modern Türkiye'nin yeni icatlarıdır. Burada dikkat ettiğiniz ın eki var değil mi? Şimdi şuraya bunlar diyorum. Yeni icatlar diyeceğim. El iktiraat el edidetu. Şimdi modern Türkiye diyeceğim. Türkiye el hadisetu. Şimdi bu modern Türkiye'nin önüne li'yi getireceğim. Li Türkiye el hadiseti. Ne yaptım? Modern Türkiye terkibini kurdum. Başına li getirdim. Türkler sonuna getiriyor. Araplar başına getiriyor. Şu li'ye dikkatinizi çekeyim. Belki diyebilirsiniz ki efendim niçin yeni icatların başına li getirmedin? Burada yeni icatların sonunda mı ın eki var? In eki nerede? Modern Türkiye'nin sonunda. O zaman modern Türkiye'nin başına li'yi getiriyorum. Peki belki aklınıza şu gelecek. Buradaki modern Türkiye'yi
Arapçaya tercüme ederken niye başta söylemiyoruz? Önce modern Türkiye demiyoruz. Efendim ben modern Türkiye'den bahsetmiyorum ki. Modern Türkiye burada tamlayan konumunda. Bakınız burada da modern Türkiye tamlayandır. Yeni icatlardan bahsediyorum. Hani şöyle demiştik. Türkçe kelime gruplarını Arapçaya tercüme ederken Türkçenin en asıl elemanını buluyoruz. Nedir bu? Bu terkipte en asıl eleman icatlar. Şöyle de bilgi vermiştik. Türkçe kelime grubunun en asıl elemanını bilmiyorsan son sözcüğe bak demiştik. İcatlar. Demek ki bundan bahsediyorum. Araplar kelime grubunun asıl elemanını başa alıyor. İcatlar. Peki sıfatı niye son aldım? Arapçada sıfat isimden sonra gelir. Evet. Şu altını çizdiğim terkip kitaplarda anlatılmaz. Ben buna psikopat izafet dedim. Peki hocam, burada li'nin kullanımı zorunlu mu? Hayır, tercihe bağlı. Ama Araplar çokça kullanıyor bunu. Çokça kullanıyor. Eğer li'yi kullanmak istemiyorsan kitaplarda anlatılan diğer ifadeyi tercih edeceğiz. Önce isim tanımlamasının elemanları bitirip sonra sıfatları sıralayacağız. Yapmış olduğum açıklamanın şöyle bir gerekçesi var. Der ki kitaplarımız izafet terkibi çoğu kere lam harfi cerri anlamını içerir. Ben ne yapıyorum? Li getiriyorum. Çünkü modern Türkiye'nin derken buradaki ı ne ki? Sahiplik bildiriyor. Arapçadaki lam harfi cerri ne yapıyor? O da sahiplik bildiriyor. Buyurun. Hocam yukarıda birinci cümleye li koyamıyor muyuz o dizilişte, o terkipte? Türkiye'nin yanına yani li'yi neden koyamıyoruz? İkinci cümleye koyabiliyoruz. Şart mı oluyor yani bu durumda? Şimdi bu yukarıda bahsetmiş olduğum psikopat izafet görmeden normal bizim bildiğimiz isim tanımlaması ile ifade edilmiş şekli yukarısı. Psikopat izafet bilmiyorsun ki. Li kullanacağını bilmiyordun ki şu ana kadar. Peki nasıl ifade edilir? İşte ihtiraatu Türkiye'l hadisetil cedidetu. Modern Türkiye'nin yeni icatları. Ben size ikinci bir alternatif daha öğretiyorum. Diyorum ki ben buna psikopat izafet diyorum. Kitaplar anlatmıyor. Efendim, Türkçe'de ın eki var ya, evet, o ın eki hangi terkibin başında? Modern Türkiye'nin. İşte modern Türkiye'nin başına li getirirsen, efendim, bu karmaşık olan yapıyı, kelime grubunu Arapça'ya rahatlıkla tercüme edebilirsin. Burada icatlar. Marife ise iki tane alternatifim var. Bir, yukarıdaki normal bildiğimiz terkip kitapların anlattığı. İki, kitapların anlatmadığı psikopat izafet dediğimiz terkip. Peki şuradaki icatlar kelimesinin nekre olduğunu varsayalım. Buradaki icatlar nekra, tamam mı? Arkadaşlar eğer buradaki icatlar kelimesi nekra ise yukarıdaki terkibi kullanma ihtimaliniz yok. Niçin? Çünkü buradaki icatlar marife olan Türkiye'ye kelimesine muzaf olunca kendisi de marifedir. Kendisi de marife. Peki nasıl nekra yapacağım? Yapamazsın ki. Psikopat izafeti bilmiyorsan. Bakın ihtiraatun cedidetun. İhtiraatun cedidetun. Li Türkiye el hadiseti. Modern Türkiye'nin yeni icatları. Yeni icatları nekra kabul ederseniz Arapçada bunun ifade ediliş şekli psikopat izafettir sadece. Bakınız zorunludur dedim. Nerede? Yukarıda.
ın yerine li getirmenizi tavsiye ederiz. Ne zaman? Eğer tamlamanızdaki tamlanan muzaf yani belirtiliyse bu yol tercihe bağlı. Peki belirtisiz ise yani şuradaki icatlar belirtisiz ise bakınız bu yola başvurmak zorunlu. Buradaki yeni icatların marife olduğunu varsayıyoruz. Efendim o zaman hem normal yukarı daha önceki derste öğrendiğimiz isim tanımlamasını kurarız. Ki bu durumda önce isim tanımlamasının elemanları bitirilir sonra sıfatlar sıralanır. Ama ben istersem psikopat izafeti kullanabilirim. Araplar bunu çok seviyor, kullanıyorlar. Ama icatlar belirsizse o zaman psikopat izafete başvurmak zorundasınız. Peki psikopat izafette en önemli dikkat çekici husus nedir? Türkçedeki ın ekinin yerine Arapçada li harfi cerinde kullanmaktır. Peki nereye nasıl kullanacağım? Ya şuradaki ın eki hangi sözcüğün ya da sözcük grubunun sonunda ise onun başına getireceksin. Bilmiyorum cevap oldu mu? Hocam iki terkibin de anlamı aynı değil mi? Evet. İki terkibin şuradaki iki terkibin anlamı aynı. Bunlar birbirine denk. Marife olduğunda. Fakat nekre olduğunda aynı değil. Çünkü şuradaki yeni icatlar belirsizse efendim sen icatları belirsiz yapacaksın. Mesela efendim Fatiha suresinin ikinci ayeti diyeceksiniz. Bakınız Türkçe'de şurada ın eki var. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Bunu Arapça tercüme etmenin iki yolu var. Biri normal bildiğimiz yol. Nasıl? Efendim bu iki tane Fatiha suresinin ikinci ayeti. İçinde sıfat tanımlaması geçen bir isim tanımlaması. Ne demiştik? Önce isim tanımlamasının elemanlarını bitireceksin. Fatiha suresinin ayeti diyeceğiz. Ayetu suratil fatihati. Evet. Şimdi şuradaki ikinci sıfatını efendim isim tanımlaması bittikten sonra sıralayacağız. Esaniye. Buradaki ikinci ifadesi ayetin sıfatı olduğuna göre sıfat ayete dört açıdan uyacak. Ayet burada tekildir, müennestir. Efendim marifedir. Niçin marife? Çünkü marifeye muzaf olmuş ve merfudur. O zaman bu dört özelliği sıfata da getiriyoruz. Ayeti, sureti, fatihati, saniyeti. Tamam. Şimdi ikinci yolunu da kullanabilirsiniz. Tabi psikopat izafeti biliyorsunuz. Peki nasıl? Fatiha suresi diye bir terkip kurarsın. İkinci ayet diye bir terkip kurarsın. Fatiha suresinin başına li getirirsin. O kadar. Mesela el ayetu saniyetu ikinci ayet suratul fatihati suresi. Şimdi Fatiha suresinin başına li getiriyorum ve bu şekilde Fatiha suresine ın anlamı kazandırıyorum. El ayetu saniyetu li suretil fatihati. Bu terkibi efendim benden başka da kimse anlatmaz. Çünkü yok yani kitaplarda böyle bir anlatım şekli. Yani konu anlatımı. Hocam ama kullanım şekli var değil mi hocam? Tabii Araplar bu ben psikopat izafet dediğim bu yapıya bayılıyorlar. Ama Türkler, İngilizler ya Arapların bu bayıldığı yöntemi fark edecekler benim gibi. Ondan sonra onu taklit edecekler ya da bilmiyorlar. Çünkü kitaplarda konu anlatımın olarak bir başlık verilmiyor. Buyurun. İkisi de efendim
aynı anlama geldiğini efendim söyledim. Hocam, buyurun. Pardon, bu ikinci cümle daha düzenli, yani daha anlamlı geldi bana. Hani daha Türklerin çevirmesi daha mantığına, kolay geldi, evet. Tabii ki Türklerin mantığına çok uygun. Çok hocam, yani ben yani, daha iyi anladım doğrusu. Yani kesinlikle ve Türkçe bilenler bu ikinci bahsettiğim ve Arapların çok sevdiğini söylediğim ama kitaplarda anlatılmayan psikopatik izafet tarzı Türkçenin sanki Arapçalaşmış hali. O kadar Türklere yakın bir ifade tarzı. Yeter ki Fatiha suresi de ikinci ayet de sonra da Fatiha, nasıl ki ın ekini Fatiha suresinin sonuna getiriyorsan Arapçada da Fatiha suresinin başına illiği getir. Yani bu bahsetmiş olduğum açıklamadan sonra çoğu şeyi çok daha rahatlıkla anlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de bunun Hocam. Örnekleri var mı bilmiyorum, araştırmadım. Ama yani önümüzdeki günlerde okudukça belki bak ben size söylememiş miydim derim. Buyurun. Hocam özür dilerim. Yukarıdaki terkip yalnız iki terkibi düşündüğümüzde karşılaştırdığımızda daha çok yazılı metinlerde sanki ben küçük hikayelere bakıyorum da hocam Arapça yer yer. Yukarıdaki böyle karmaşık terkip daha çok kullanılıyor gibi. Aşağıdaki çok Türkçe mantığına ve kullanım şekline çok gayet uygun sıralama olarak. Lakin üstteki terkip sanki daha çok böyle yazılı. Ya da öyle bir ayrım var mı? Mesela bu şöyle metinlerde daha çok kullanılır ya da aşağıdaki. Hayır yok. Ben karşılaştırma yapınca şu terkip diğerinden daha fazla kullanılıyor diyemiyorum. Yani eski metinler olsun, yeni metinler olsun. Efendim, normal konuşma olsun. Hatta günümüzde şu terkibin Arap dünyasında daha yaygın olduğunu söyleyebilirim. Efendim, ama eski kaynaklarda da efendim benim psikopat izafet dediğim yapıya çokça rastlıyoruz. Fakat günümüzde ikinci anlatım tarzı Arapların diline de daha kolay geliyor. Hocam. Buyurun. Hocam dediğiniz gibi yani konu olarak işlenmiyor. Biz bunları zincirleme isim tamlaması olarak öğrendiydik. Ama yukarıdakinde ayet ile ikincinin birinin başta birinin sonda olması ilgimi çekti. Hani ikinci ayeti diyoruz ya. Onların evet. Yan yana gelmesi daha mantıklı yani. De hareke incelemesi yaptığımız zaman o saniye tünün sonunun damme olması ilgimi çekti hocam. Orayı bir daha açıklayabilir misiniz? Sadece şu bilgi sizin için yeterli olmalı. Sıfat mevsufuna dört açıdan uyar. Burada ikinci olan ikinci sözcük sıfatsa kimin neyin sıfatı? Ayetin sıfatı. O zaman ikinci sözcüğü ayete dört açıdan uyacaktır. Çünkü kesin bir kaide var Arapçada. Sıfat ve sıfat dört açıdan uyar. Sıfatı sonda gelmiş yani. Ona da şöyle bir cevap vereyim. Sıfatlı isim tamlaması Arapçada kurulurken önce isim tamlamasının elemanları bitirilir. Bakınız Fatiha'nın suresinin ayeti. Daha sonra sıfatlar sıralanır. Asla sıfatlar araya giremez. Asla. Hocam bir de alttaki li'yi kullandık ya. O li hani bazen o lam, but filan farklı lamlar oluyor ya işte kendinden sonra gizli bir en vardır filan gibi öyle bir li sanmıştım ben ama bildiğimiz harfi cer sanırım sonunu cer. Doğru. Bildiğiniz harfi cer. Çoğu kere siz bu terkibi için sözcüğüyle tercüme ettiğiniz için bu yapı hep gözünüzden ırak kalıyor. Lütfen az önce dedim ya li'ye Allah aşkına ın ekini koyabileceğimizi de düşünün. Lütfen dedim ya o sebeple söyledim. Nasıl ki ın eki sahiplik bildirebiliyorsa Ali'nin kitabı derken örneğin li de sahiplik bildirir. Zaten tüm kitaplar li için verdiği ilk anlam sahipliktir. Sahiplik elhamdülillahi örneğinde olduğu gibi mesela.
Mesela bir tane örnek daha yazalım. Buyurun. Hamd Allah'a, Allah içindir değil de hani hamd Allah'a aittir. Allah'ındır da diyebilirsiniz. Peki mesela elhamdu lillahi ifadesinde bakınız es-saniyetu li sureti Fatiha. Terkip aynı. Diyeceksiniz ki bu çakma izafet değil mi? Şimdi Allah'ın hamdi diye tercüme edebilir miyiz? Normalde eğer bu tek bir ögeye karşılık geliyorsa evet psikopat izafet olarak tercüme edersiniz. Ama şöyle bir şey var. Burada elhamd mübtedadır. Lillahi haberdir. Yani bu bir kelime grubu değil ki. Ben kelime grubundan bahsediyorum. Kelime grubu ne demektir? Kelime grubu tek bir ögeye karşılık gelen yapı. Burada iki tane ögeye karşılık geliyor bu yapı. Demek ki yukarıdaki psikopat izafet söz konusu değil. Mesela yukarıdaki... Haberdir değil mi hocam? Efendim? Mübteda haberdir. Mübteda haberdir. Ama burada yukarıdaki ifadede ne mübteda ne haber. Sadece ben öbekten bahsediyorum. Fakat başına mesela hediye getirirsem az önceki psikopat izafet dediğim o kocaman yapı habere dönüşür. Ya da fehimtu dersem az önceki kocaman bu yapı mefule dönüşür. Tabii meful yapınca o zaman şu dammeleri nasb alametine dönüştürüyoruz. Fehimtu el ayete saniyete li suretil fatihati. Eğer aynı fehimtu'yu yukarıdakine koyacak olursanız şöyle olur. Fehimtu ayete suretil fatihati saniyete. Niye fetaladım? Az önceki sorunuzun da cevabına ek örnek olmuş oldu. Çünkü sıfat ilgili isme dört açıdan uyar. Buradaki ayet mansup oldu. Çünkü nesne öbeği sıfatı da mansup olmalı. Efendim. Belki diyebilirsiniz ki buradaki sureti ve el fatihati ya da li suretil fatihati bunlarda hiç değişme olmuyor. Niye olsun ki? Sureti ve el fatihati kelimesi muzafın ileyhtir. Arapçada muzafın ileyhler mecrurdur. Her zaman mecrurdur. Peki ayet kelimesi niye değişti? Çünkü o mecrur değil. Ve önünde harfi cer yok. Hatırlarsanız demiştik ki fiil cümlesinin zorunlu ögesi olan faili işte merfu ismi onu merfu yapıyoruz. Geri kalan tamamlayıcı tüm ögeleri geri kalanları tüm ögeleri fiilin tamamlayıcı tüm ögelerini mansup yapıyoruz. Önünde harfi cer ya da muzaf yoksa. Çünkü harfi cerden sonraki isim mecrur olur. Muzaftan sonraki isim mecrur olur. Hocam, buyurun. Bir şey soracağım ben de. Bu fehimtu'dan sonra gelen diğer kelime grubu komple mahallen mansup diyoruz o zaman değil mi? Yok. Hareket değiştirdim mi ben az önce? Evet. O zaman olarak yaptınız. Hareket değiştirdiysen mebni değil. Komple o zaman mansup diyoruz. Yani mefulün bih diyoruz. Evet. Bu mefulün bih öbeğidir. Efendim ayete kelimesi mansup bil feta sureti muzafın ileyh olduğu için mecrur bil kesra el fatihati muzafın ileyh olduğu için mecrur bil kesra esaniyete sıfat olduğu için mansup bil feta. Bunun hepsi meful öbeği. Bu niye mebni konumunda saymıyoruz? Çünkü mahallen irab etmiyoruz. Çünkü mebni değil. Ayrıca C soylu değil. C soylu neydi? Şibi cümlesi. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Bu yapılar bir öge, müevvel mastar ayrıca. Bu yapılar bir ögeye karşılık geldiğinde mahallen irab edilir. Mesela lillahi. Bakınız buradaki lillahi şibi cümlesidir, haberdir. Mahallen merfudur. Mahallen merfudur diyor. Niçin? Çünkü şibi cümlesidir. Hani C derken
üç yapıyı kastettiğim yukarıda söylenmişti. Evet, şimdi Allah'ın sonsuz efendim yani ebedi cenneti diyelim. Şimdi hocam, burada bir ile gibi bir şey gördüğümüz zaman mahallen irablanıyor zannediyoruz ama muzaaf yani oradaki tamlamadaki muzaaf cümledeki konumuna göre hareket alabiliyor ya. Biz orada zahiren fetayı gördük zaten. Evet. Olduğu için hani mahallen dememize gerek olmuyor değil mi? Kesinlikle. Evet. Müfred soylu olanlar dış müdahaleye açıktır. Merfu, mansup, mecrur lafzen olur. Görürsün. Ama C olursa bir öge, tek bir öge, o zaman mahallene irab edilir. Çünkü mebni konumundadır demiştik. Doğru. Şimdi Allah'ın sonsuz cenneti. Bunu bildik yolla ifade edeceğim. Yani bugünkü dersten önce isim tanımlamasını ve sıfat tanımlamasını bilenler bunu tercüme edebilir. Allah'ın sonsuz cenneti. Cennetullahi el-halidetu ya da el-ebediyyetu. Efendim, burada sıfat olarak ister el-ebediyyetu de, ister halidetu de. Fark etmez. Niye el-halidetu dedim? Çünkü sıfat, neyin sıfatı? Allah'ın mı? Hayır. Cennetin. Cennet, o zaman sıfat cennete dört açıdan uyacaktır. Peki, siz bunu psikopat izafetle de yapabilir misiniz? Yapabilirsin. Kelime grubu yapmak istiyorsan. Nasıl yapacağım? Efendim, şurada bir Allah demesini bileceksin. Bir de sonsuz cennet diyeceksin. Önce biz sonsuz cennet diyoruz. El cennetul halidetu. Sonra Allah deyip başına li harfi cerine getiriyoruz. Allah'ın sonsuz cenneti. Bak Allah'ın sonsuz cenneti. Peki buna gelin efendim. Rahman olan Allah'ın efendim buna ne diyelim? Esirgeyen Allah'ın diyelim. Esirgeyen Allah'ın diyelim. Burada esirgeyen nasıl ki Allah'ın sıfatıysa efendim bunu nasıl tercüme ederiz? Önce burada önceki yöntemle isim tanımlamasını bulalım. Allah'ın cenneti diyor. Cennetullahi. Şimdi sonsuz ve esirgeyen diye iki tane sıfat var. Bunları arka arkaya sıralıyorum. Hangisini önce getirirsen getir. Bana ne? Fark etmez Arapçada. Arapçada fark eden ne? Sıfatı, ilgili isme dört açıdan uyduracağım. Mesela burada cennet. Sıfatı sonsuz. Dört açıdan cennete uyar. Peki rahim? Allah'ın sıfatı o zaman dört açıdan Allah lafzına uyar. Allah lafzı marife, el takısı getirdim. Tekil, müzekker. Tamam. Mecrur. O zaman bunu da mecrur yapıyorum. Siz bana şunu sorabilirsiniz. Hocam sıfatları yer değiştirsek olsun, yani olur mu? Arapçada efendim olabilir. Peki karışmaz mı birbirine? Niye karışsın ki? Sıfat ilgili ismi dört açıdan uyuyor. Bak. Yer değiştiriyorum sürekli. Hiç anlam değişmiyor. Peki diyeceksiniz hocam aynı anlamı ben psikopat izafetle de anlatabilir miyim? Tabii ki. El cennetu. Şuraya bir yanlışlık yazmışız. El cennetul halidetu. Bakınız esirgeyen Allah diyoruz. Sonsuz cennet diyoruz. Sonra esirgeyen Allah'ın sonuna nasıl ki ın getiriyorsak Arapçada da esirgeyen Allah'ın başına efendim li getiriyoruz. El cennetul halidetu lillahir rahim. Belki şimdi Betül sorar. Der ki hocam bu cümle olmaz mı? Olur Betül. Ama cümle olursa efendim o zaman psikopat izafetten bahsedemeyiz. O zaman ne olur? Yeni bir yargı bildirmiş oluruz. Mesela şuraya virgül koyuyorum. Efendim bakın ne renkler değişiyor. El cennet halidetu sonsuz cennet hakkında bilgi veriyorum. Esirgeyen Allah'ındır.
özne yüklem cümle olursa. Belki şu aklınıza gelebilir. Ben bunun cümle mi, kelime grubu mu olduğunu nereden bileceğim? Nereden bileceğim? Efendim mesela şurada mübteda haberden oluşuyor. Ama uhibbu en edhule girmek istiyorum. Fi. Şimdi fi'den sonra yukarıdaki şu terkibi bakınız mecrur grubu yapıyorum. İl cennetil halideti lillahirrahim. Peki nasıl tercüme edeceğim bunu? Esirgeyen Allah'ın sonsuz cenneti. Şimdi burada fi'den sonra efendim getirilmiş. Bu elde ettiğim yapı dehale fiilinin bir gelsi. Esirgeyen Allah'ın sonsuz cennetine girmek istiyorum. Salih kullardansan giren. Yoksa zor. Hocam üstteki iki cümle aynı oldu. Yani haber olduğunda da mahallen nerede? Şuradaki lillahi rahim ifadesi şibih cümlesi olarak gelmiş haberdir. C'ler mahallen irab edilir. Evet hocam onu anladım da hani yukarıdakiyle aynı olmuş oldu. Anlamı nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi, işte dedim ya bu terkip yargı bildiriyorsa o zaman el cennetul halidetu öznedir. Lillahi rahim haberdir. Sonuna nokta koyarsın. Ama bu terkibi tek bir kelime grubu olarak kullanırsan, bak burada tek bir kelime grubu olarak kullandım, yargı bildirmiyor. Kelime gruplarının en güzel tanımı tek ögeye karşılık gelen kavram bildiren yapılar. Mesela şuraya dersem hadihi, bunu mübteda olarak düşürürsem geriye kalan ifadenin tamamı haber oluyor. Ama sen istersen hadihi ile birlikte yeni bir kelime grubu yapabilirsin. Mesela hadihi'yi cümle yapıyorum. Şöyle hadihi'yi cümle yaptım. O zaman şu elde ettiğim bütün haber oldu. Bu esirgeyen Allah'ın sonsuz cennetidir. Peki ben şimdi yukarıdaki şu öbeği nesne yapmak istiyorum. Mesela uhibbu seviyorum. Uhibbu seviyorum. Ya da atlubu istiyorum. El cennetel halidete lillahirrahimi. Esirgeyen Allah'ın sonsuz cennetini istiyorum. Hazihi'yi az önce mübteda yaptım. Şurada. Ama ben şimdi mübteda yapmayacağım. Mübteda yapmayacağım. Aksine peşinden gelen ifadeyle tek bir öbeğe dönüştüreceğim. Yani esirgeyen Allah'ın bu sonsuz efendim cenneti esirgeyen Allah'ın bu sonsuz cenneti müminler için hazırlanmıştır diye bir cümle kuracağım. Uhiddet lil müminine. Uhiddet lil müminin. Şu ifadenin tamamı özne öbeğidir. Öbek, yargı bildirmeyen yapı. Tek bir ögeye karşılık gelen yapıya öbek diyoruz. Hocam affedersiniz uzatıyorum ama hani cümle içinde dediğiniz gibi başına mübteda gelse haber olmuş olur veyahut da fiil cümlesinin mef'ulü olabilir. Ama tek başına geldiği zaman yargı mı bildiriyor, tamlama mı? Onu nasıl ayırt edeceğiz demek istemiştim. Başına herhangi bir şey gelmeden yani. Şimdi sadece mesela kocaman bir kitap var, içinde bir tane cümle var. Başka hiç cümle yok. Ve el cennetul halidetul lillahirrahim diye bir ifade var. Eğer sonunda nokta varsa bunun içinde iki tane öge var demek. Eğer sonunda nokta yok ise demek ki bu cümle değil.
Hocam virgül ayırt edici özellik olabilir mi burada? Yani konur mu mesela o metinde ayırt etmek amacıyla ayrı ayrı öge olması? Şu an biz farazi konuşuyoruz. Bu mesela buraya ben bunu yazdım. Renklendirmiyorum. Efendim. Yani bu cümle mi değil mi? Yani cümle kurmak istiyorsan sonuna nokta koyarsın. Bu durumda bunun iki tane ögesi vardır. Yok sen cümle kurmak istemiyorsan ya nokta koymazsın ya da çok nokta koyarsın. Buradaki çok nokta şu anlama geliyor. Bu cümle değil gibi. Ya da şöyle tırnak içerisine alırsın. Yani ben şimdi anlatamadım ya. Mesela şöyle bir yapı kurayım. Cemil, böyle bir yapıyla karşılaştınız. Geçen ders bunu anlattım mesela. Bunu 4-5 şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu her farklı okunuşta farklı bir yapı ve anlam ortaya çıkar. Mesela ben bunu Cemilun elvecu diye okudum. O zaman bu durumda bu bir cümledir. Yüz güzeldir. Buradaki Cemilun öne geçmiş haberdir. Elvecu müptedadır. Diyeceksiniz ki müpteda sonra haber öne geçmiş olabilir mi? Olur. Tercihe bağlı. İstersem yaparım yani. Peki dersem ne olur? Ha, o zaman sonuna nokta koyabilemem. Diyeceksiniz ki böyle bir yapıyla karşılaştık. Sonunda da nokta var. Ne yapacağım? Ha, o zaman burada bir nokta varsa yargı bildiriyor demektir. Ben burada iki tane öge aramam lazım. Diyeceksiniz ki yok. O zaman burada huve ya da ha da düşmüştür. Hocam Mesela güzel yüzlü diyecek olsak nasıl yapıyorduk tekrar mahiyetinde olsa geçmiş derslerde? Ters çeviriyorduk ya. şimdi güzel yüzlüyü diyebilmek için önce güzel yüz sıfat tanımlamasını kuruyorsun. Sıfat tanımlamasını bilmen lazım tabii ki. Sonra ters çeviriyoruz, sonunu kesre alıyoruz. O kadar. Mesela el vechu el cemilu güzel yüz demek. Burada yaptığımız iş sıfat tanımlamasını biliyorsan çakma izafet ki çok zor bir konudur. Ben bu kadar kolaylaştırmışım. Yapacağım iki hareket var. Sıfatı öne alıp ikincisini kesre alıyorsun. Bu kadar. Güzel yüzlü. Tabii burada bilmen gereken şu husus var. Çakma izafet kurunca buradaki güzel sözcüğünü kastettiğin kişiye göre tekil, ikil, çoğul, müennes, müzekker yapabilirsin. Hatta şuradaki el takısını düşürebilirsin. Düşürürsen terkip nekre olur. Düşürmezsen terkip marife olur. Evet. Peki. Ben bu kadarıyla yetineyim. Eğer beni anladıysanız, yani diğer bir ifadeyle ben psikopat izafet dediğim yapıyı size anlattıysam bana çokça rahmet duasında bulunacaksınız. Allah razı olsun diyeceksiniz. Çünkü o kadar önemli ve büyük bir problemi çözmüş olacaksınız. Tabii siz okuyan bir kişiyseniz. Çünkü okumazsanız bu yapılarla karşılaşmazsınız. Şimdi burada İnşallah el hocam. ayetü saniyetü li suretil fatihati, bak burada ikinci ayet ifadesi marife ya, bu terkip tercihe bağlı olarak kullanılmış. Tercihe bağlı olarak. Ama buradaki el ayetü saniyetü nekra olsaydı tercihe bağlı olarak değil alternatifsiz zorunlu olarak psikopat izafeti tercih edecektin. Mesela burada esirgeyen Allah'ın sonsuz cenneti. Sonsuz cennet marife ise o zaman bildik izafet tanımlamasını da kullanabilirsin.
psikopat izafeti de. Peki esirgeyen Allah'ın bir cennetidir diye bunu da kuralım. Ondan sonra yeni konuya geçelim. Sonsuz bir cennetidir diyelim. Cenneti. Burada cennet ifadesi belirsiz. Önündeki bir sözcüğünden anlıyorum bunu. Siz bunu bilindik isim tanımasıyla anlatamazsın. Yani cennetullahi errahimi el-halidetu diyemezsin. Çünkü dediğinde ne olur? Cennet marife olur. Ama burada marife değil. O zaman ne yapacaksın? Psikopat izafete başvuracaksın. Esirgeyen Allah ifadesini bir bütün olarak önüne li'yi getiriyorsun. Sonsuz cennet ifadesini de kendi içerisinde kuruyorsun. Belirsiz. Evet. Cennetun halidetun lillahirrahim. Esirgeyen Allah'ın sonsuz bir cenneti. Peki bunu Türkçe'de hatın başındaki eli aldık değil mi sadece? Cennetun halidetun, bakınız sonsuz bir cennet belirtisi sıfat tanımasıdır. Bu durumda Allah'ta marife bu terkibe başvurmaktan başka alternatifin yok. Cennet kelimesinin başına el takısı koyamazsın. Çünkü marife olur. Marife olduğunda sıfatı da marife olur. Bu durumda şuradaki sonsuz bir cennet değil, sonsuz cennet demiş olursun. Belirtili yapmış olursun. Yani sizin aslında anlayamama veya benim anlatamamamın sebebi sizin Ali'nin kitabı ifadesi ile Ali'nin bir kitabı ifadesinin ayrı şeyler olduğunu anlatamamamdan kaynaklanıyor bu problem. Arkadaşlar Ali'nin kitabı belirtilidir. Belirtili efendim isim tanımlamasıdır. Buradaki kitap marifedir. Ama Ali'nin bir kitabı derken Ali marife olmasına rağmen buradaki kitap belirsizdir. Ve bunu Arapçaya tercüme etmenin benim anlattığım dışında bir yolu yok. Yolu yok. Evet. Peki. Yeni bir derse geçeyim. Şuru fiilleri. Cehalenin önemi. Kur'an-ı Kerim'de geçen baktım. Allah'ım kaç tane var Kur'an-ı Kerim'de cehale diye. Muzaresini yecanı yazmadım. Sadece cehaleyi yazdım. 340 tanemine cehale çıktı. Şöyle bu 340 tane demiş. Bunun 50-60 tanesine baktım. Efendim. Ve onların tasvir fiili olarak genelde kullanıldığını gördüm. Belki 350'sine de baksam acaba şuru fiili olarak kullanımı var mı? Bunu da fark ederdim ama bakamadım. Peki. Arkadaşlar Arapçada cehalenin iki tane temel kullanımı var. Yedinci üniteden itibaren Efendim oğlum ben ders işliyorum. Hayır oğlum. Cehalenin iki tane kullanımı var. Efendim birisi başladı anlamına gelir. Başladı anlamına geldiğinde biz buna şuru fiili deriz. Efendim ki Kur'an-ı Kerim'de belki de tüm örneklerde cehale efendim bir halden diğer bir hale dönüştürdü. Bak dönüştü değil, dönüştürdü. Yani tasvir fiili diyoruz biz buna. Efendim iki tane kullanımı var. Yedinci dersten itibaren okuma parçalarına baktığınızda okuma parçalarının efendim cümlelerini incelediğinizde
Bu iki tane cale ile karşılaşacaksınız. Peki bunları nasıl ayırt edeceksiniz? Şu an onun üzerinde duracağım. Fakat bunun üzerinde dururken bir, tasvir fiilleri ve şuru fiillerinin özelliklerini anlatacağım. Ama her şeyden önce isim cümlesini anlatmam lazım. Şimdi Belkıs diyecek ki, hocam sen de gidiyorsun geliyorsun isim cümlesini anlatıyorsun. Bacım başka bir yapı mı var anlatacağım? Eğer ben size isim cümlesini anlatırsam çok şey anlatmış olurum. İsim cümlesi dışında her şeyi anlatayım, çok az şey anlatmış olurum. Yani isim cümlesi bu kadar önemli. Peki nasıldı bu isim cümlesi? Efendim önce özne gelir, mübteda. Mesela Allahu, sonra da haber gelir. Halikun. Arapçada haber türleri var. Birisi müfrettir. Müfret olduğunu nereden bileceğim? C soylu olmayan yapılar müfrettir. Ve müfretlerin irab harekesi değişir. Lafzen murabdır. C'ler ise dış müdahaleye kapalıdır. Mebni konumundadır. Allahu halikun. Allah bir yaratıcıdır. Allah bir yaratıcıdır. Yaratıcının sonuna sıfat getir. Yine haberimiz müfrettir. Burada müfret ile kastedilen tekil demek değil. Tek sözcük demek değil. Peki müfret ile kastedilen ne? C olmayan. Peki C dediğin nedir ya? Mesela Allahu fi kalbi. Allah kalbimde. Buradaki kalbimde car mecrur. Şibi cümlesinden oluşan bir C'dir. Şibi cümlesi. Peki Allahu halaka kulle şeyin. Allah her şeyi yarattı. Efendim cümlesinde halaka kulle şeyin fiil cümlesidir. C'dir. C'dir. Allahu özde ni'amuhu. Ni'am nimetler demek. Ni'amuhu kesiratun. Allah nimetleri çoktur. Bunu Türkçe'de Allah'ın nimetleri çoktur diyebiliriz. Bu burada haberimiz C'dir. İsim cümlesidir. Ni'amuhu mübteda kesiratun haberdir. Bu haber diğer C'lerde olduğu gibi altını çiziyorum. Mahallen irab edilir. Yani bu üç C fi mahalli ref'in diye irab edilir. Dış müdahaleye kapalıdır. Peki şurada mazi fiil kullandık. Hocam muzari fiil kullansak olur mu? Mesela uygun bir cümle kullanalım. Allahu se yudhilul müminine el cennete. Allah müminleri cennete sokacak. Bu cümlede efendim gelecek zaman bildiriyor. Sinle kullanmış. Hocam sini düşürsek olmaz mı? Olur. Muzari fiil şimdiki geniş gelecek zaman bildirebilir. Allah müminleri cennete sokar ya da sokacak. Peki. Şimdi ben önce şuru fiillerinden bahsedeceğim. Ne yaptım? Önce isim cümlesini ve haber türlerini işledim, değil mi? Evet. Arkadaşlar, şuru bir fiilin şuru, yani biz buna başlama diyoruz. Fiili olabilmesi için isim cümlesinin önüne gelecek. Haberi, yani bu isim cümlesinin haberi muzari fiilli fiil cümlesi olacak. Şimdi şurada 3-5 tane cümle kurdum ve beni ilgilendiren, yani bana uygun malzeme teşkil eden tek yapı şu. Niye? Yudhilu. Evet, yudhilu. Niye? Çünkü muzari var. Muzari, evet. Muzari fiilli fiil cümlesi haber. Demek ki şu isim cümlesi, mazi fiilli fiil cümlesi, şibi cümlesi ya da müfret yapı beni ilgilendirmiyor. Şimdi bu isim cümlesi, tamam. Bunun başına arkadaşlar birçok fiil getireceğim. Şer'a.
Şeria normalde kanun koydu demek. Şeriat da oradan geliyor. Ama ben şu an ne kanundan bahsedeceğim ne de başka bir şeyden. Hepsine mesela kavme ayağa kalktı demek. Yok, ben ayaktan mayaktan bahsetmeyeceğim. Neyden? Başladı anlamına vereceğim. Başladı. Şer'a Allahu yudhilil mu'minine cennete. Allah müminleri cennete koymaya başladı. Efendim mesela haşir günü hesaplar yapılmış. Efendim ben de bir kenarda duruyorum. Allah diyorum müminleri cennete koymaya, cennete sokmaya başladı diyorum. Yani hesap görülenleri artık sokuyor. Evet. Kâme. Bunlar efendim akbele. İmbera. Ehaze. Ehaze. Bede'e. Efendim. Ama ben bugün özellikle ceale üzerinde duracağım. Ceale üzerinde. Tamam. Şurada imbera ra'yı unutmuşuz. Ehaze. Aldı demek. Hayır. Bunların hepsi başladı anlamına geliyor. Tamam mı? Peki, özellikle ceale üzerinde duracağımı söyledim. Burada ceale'ye başladı anlamını vermemi gerektiren husus nedir? İsim cümlesinin önüne gelmesi ve bu isim cümlesinin haberinin muzari fiilli fiil cümlesi olması. Bu kadar. Peki. Şimdi ben... Anlamları değişecek mi hocam? Değişmiyor. Hepsi. Yani her bir cümlenin başına, isim cümlesinin başına her şekilde gelebilir ve hep başladı anlamı verir. Öyle mi? Evet. Haberi muzari fiilli fiil cümlesi ise şunlara ne kanundan, ne ayağa kalkmaktan, ne almaktan bahsetmiyorsun. Bunların hepsine verdiğin anlam başladı. Ve bunlar şuru fiilleri kategorisindedir, kümesindedir. Cehalede bunların başında. Buyurun. Hocam bunların o zaman önceki ilk aklımıza gelen ehaze mesela aldı. O anlama gelmediğini ilk karşılaştığımızda anlayabilmek için kendisinden sonra gelen hemen kelimeye bakar isim cümlesiyle başlamış. Bir de ondan sonraki de muzari başlamışsa buna aldı değil. Kesinlikle. Ya da şey değil. Bu anlam başladı anlamındadır. Evet, değil, öyle mi? Evet. Tamam. Evet. Peki mesela ahade hasenun el kitabe. Burada başladı anlamı yok ki. Çünkü buradaki şu fiillerden herhangi birinin başladı anlamını verebilmesi için peşinden mübteda ve haberi geçecek. Sadece bu değil. Haberi de muzari fiilli fiil cümlesi olacak. Mesela yektubu dersen bakınız isim cümlesi Hasen'in yektubu ve haberi muzari fiilli fiil cümlesi. Şunlardan herhangi birini dilediğini bunun önüne getirdiğinde Hasan yazmaya başladı anlamını elde edersin. Ve bu durumda şurada yazmış olduğumuz fiillere şuru fiilleri demiş oluruz. Tamam. Hocam. Peki. Biraz geriden olacak ama biraz önceki isim cümlelerinde müfret olduğunu anlamak için hani tek kelime ya da hani o biraz önceki zincirleme isim tamlaması gibi 3-4 tane de olabilir. Onu şu şekilde ayırt edebilir miyiz? Yani baştaki müftedayı kaldırdığın zaman geriye kalan yargı bildiriyorsa cümle olmuş oluyor değil mi? Müfred olunca yargı bildirmez. Şibih cümlede de yargı bildirir mi hocam? Bu şekilde ayırt edebilir miyiz? Şibih cümlesi yargı bildirmez. O yüzden biraz zorlasa yargı bildirecek anlamına gelen şibih cümlesi demişler. Neredeyse cümle olacak ama cümle değil. Sadece eklesen olacak yani. Kalbimde dedik ya, kalbimde dir olsa. Evet. Yani kalbimde. Yani yargı bildirebilmesi için başka bir ögeye ihtiyaç var. Ama halaka kulle şeyin yudhilil mu'minine cennete ni'amuhu ketiratun. Evet, bunlar yargı bildirir. Zaten her fiilin yargı bildirdiğini söylemiştik. Her fiil bir cümledir.
Ama isimler yargı bildirmek için ikinci bir ögeye muhtaç olurlar. Mesela niyamuhu yargı bildirmiyor. Kesiratun yargı bildirmiyor. Ama iki isim bir araya gelerek yargı bildirebilir. Fakat yargı bildirebilmesi için özne ve yükleme dönüştürmen lazım. Mesela Halikun Rahimun bir sıfat tanıması ise yargı bildirmez. Mesela bu efendim Halikun Rahimun ve Rezzakun Rahmanun ve efendim Alimun bir kulli şeyin kadirun ala kulli şeyin ya binlerce sözcük ekleyeyim. Bu müfres soylu haberdir. Atfederek orayı arttırabildiniz değil mi hocam? Ama o en üsttekiyle en alttakinin yani hani yargı bildirmeye çevirebilir miyiz o sıfat tamlamasını? Oradaki bilir misiniz hocam? Anlamadım ben. Ya en alttakiyle benziyor ya sanki. Sıfat tamlaması bildirmez dedik. En alttaki? Bu nimetleri çoktur. Bu sıfat tamlaması asla olamaz. Çünkü nimetleri marifedir. Ketiratun nekradır. Tamam hocam. Orada zamir varmış. Orayı anlayamamıştım. Ni'mühü diyoruz ya. Evet. Ha burada da şöyle bir olgu var. Fiil cümlesi ya da isim cümlesi. İlgili isme dönen bir zamir içerir. Mesela ben Allah hakkında bilgi vereceksem vermiş olduğum bilginin içinde Allah'la ilgili bir zamir olur. Mesela burada halaka, yudhilu. Bu halakanın özneleri, failleri huvedir. Gizli de olsa huvedir. Ve o huve Allah lafzına dönen bir bağlantıdır. Niyamuhu kesiratun ifadesinde ise hu zamiri bu cümleyi Allah lafzına bağlıyor. Olmasa biri Anya'da, diğeri Konya'da olur. Yani iki tane sözcük koy, aralarında hiç bağlantı olmasın, siz cümle oluştur. Yok öyle şey. Hani diyorlar ya, efendim, işte malzemeler ayrı ayrı odada duruyor, sonra malzemeler bir rüzgar esiyor, karışıyor, sonra bir mahluk ortaya çıkıyor. Yok öyle. Yani her şeyin bir sistemi, nizamı, düzeni, kuralı var efendim. Mesela az önce işte burada çok olan nimetlerdir. Ben Allah'ın çokluğundan bahsetmiyorum. Nimetlerinin çokluğundan bahsediyorum. Ama isim cümlesi olarak haber gelince müptedaya dönen bir zamir içerir. Evet. Bu %99 böyledir. Bazen zamir olmadan da efendim haberi getirdiğimiz olur. Siz %99'u öğrenin, geri kalan sorun olmaz inşallah. Peki, şimdi başlama fiillerinden bahsetmiştik. Temel özelliği isim cümlesi olacak. Haberi muzari fiili fiil cümlesi olacak. Bu kadar. Peki değilse, kardeşim değilse bunlara şuru fiili demiyoruz. Belki biriniz şimdi der ki hocam bede hasenun et derse. Bu cümlenin anlamı ne? Hasan derse başladı. Bu bede bir şuru fiili midir? Değildir. Bu şuru fiili değildir. Ama hocam başlama anlamı veriyor. Ben başlama anlamı veren fiillerden bahsetmiyorum ki. Şuru fiillerinden bahsediyorum. Bir sözcüğün şuru fiili olabilmesi için arkasından müpteda ve muzari fiili fiil cümlesi olan bir haber gelmesi lazım. Mesela bede hasenun yebki. Ha, buradaki bede şuru fiilidir. Ve şu fiillerden herhangi birisi bede'nin yerine konulabilir. Hepsi başladı anlamını verir. Eğer değilse ve siz başladı anlamını vermek istiyorsanız başlamak anlamına gelen bir şuru fiilleri dışında başka bir sözcük kullanacaksınız. Bede her zaman başladı anlamını verir. Şuru fiili olarak kullansa da kullanılmasa da. Burada
Biraz önceki örneğe hocam, derse başladı değil de dersi yazmaya başladı diyebilirdik değil mi yektübüyle? Evet. Bedeha senin yektubu et derse derseniz o zaman şuru fiili oluyor. Hasan şuru dersi yazmaya başladı. Herhangi bir fiili buraya koyabilirsiniz. Peki. Bedeha Hasanun en yektube et derse dersek buradaki bede şuru fiili değildir. Bu sebeple bunun yerine yukarıdaki fiillerden herhangi birisini koyamazsınız. Çünkü buradaki bede şuru fiili özelliğini yitirmiş. Hasan dersi yazmaya başladı. Hocam ikisinde de aynı anlam veriyorsun. Ya Arapçada aynı anlamı veren çok şey yapılar var. Biraz sonra da onlardan göreceğiz inşallah. Buradaki bede şuru fiili olabilmesi ve şu fiillerden herhangi birinin başladığı anlamını verebilmesi için bakınız tek kaide şu. Kardeşim mübteda haberden oluşacak. Haberimiz muzari fiili fiil cümlesi olacak. Peki şimdi şuna bakın. En yektubat derse burada muzari fiili fiil cümlesi mi? Hayır. Önünde en var. Mastarlaşmış. O zaman şartı yerine getirmiyor. Diyeceksiniz ki ya başlama anlamı veriyor. Arkadaşlar bedenin sözlük anlamı başlama anlamı verir. Ama şunların hiçbiri bedeye dışında sözlük anlamı başlama anlamı değil. Efendim. Peki. Anlatabildiğimi umuyorum. Yani yerine diğerleri geçemez diyoruz hocam. Geçebilmesi için şu şartın çok yerine gelmesi gerekiyor. Hocam, mesela kelimelerin manasını bilmiyoruz cümlede. Hani başladı anlamı verip vermediğini bilmiyoruz. Ama bakıyoruz ki haberi muzari fiili bir fiil cümlesi var. O zaman biz bu baştaki ne başlama anlamı veren şuru fiildir mi diyeceğiz? Genelleme yapmak mümkün değil. Çünkü Arapçada mesela efendim 10 bin tane fiil var. Doğru. Bunlardan sadece efendim ben buraya en %99 yaygın olarak kullanılanları yazdım. Efendim ve sınırlı sayıda 10 tane fiil diyelim mesela. Efendim. Bunları da bilmeniz lazım. Mesela şuna bakalım. Harece Hasenon yepki. Mesela sizin yapmış olduğunuz açıklamaya göre bakınız Hasenon yepki bir isim cümlesi ve haberimiz muzari fiili fiil cümlesi. O zaman harece başladı anlamına gelir. Hayır. Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Sınırlı sayıda fiille bunu yapabiliriz. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Peki ama güzel bir soruya efendim zemin hazırladı bu sorunuz. Harece Hasan'ın yepki. Bu bilinmedik anlamları yok bunların. Bildiğiniz sözcükler. Bu cümleyi bana tercüme eder misiniz? Bunu tercüme edecek bilgiyi size daha önce verdik. Buyurun. Ben edebilir miyim hocam? Buyurun. Hasan çıktı. Ağlayarak çıktı. Yani orası hal olmuş oluyor sanırım. Evet. Hasan ağlayarak çıktı. Ağlaya ağlaya çıktı. Burada daha önceden ne söylemiştik? Efendim bir C buradaki yepki bir C'dir. Fiil cümlesidir. Marifeden nekradan sonra gelirse mesela talibun nekradır. Nekradan sonra gelirse sıfatı olur. Peki marifeden sonra gelirse ne olur? Marifeden sonra gelirse ya haberi olur. Eğer haber başka yerde varsa o zaman hali olur. Buradaki harece yüklem o zaman marifeden sonra gelen C'ler hali olur. Hasan ağlayarak çıktı. Evet ağlayarak çıktı. Ama şuraya bir talibin getirecek olsak ağlayan bir öğrenci çıktı. Sıfat tanımlaması olur. Peki. Şimdi Arapçada
sayyara diye bir fiilimiz var. Dönüştürdü demek. Efendim, cane diye bir fiilimiz var. Sayyara anlamında kullanılabilir. Yani dönüştürdü anlamında kullanılabilir. İşte ittakaze diye bir fiilimiz var. Efendim, ya da redde diye bir fiilimiz var. Bunların dördü de bir halden diğer bir hale dönüştürdü anlamını verir. Fakat kullanım sıklığına dikkat alarak, mesela Kur'an-ı Kerim'de ceale 350 kere geçiyor. İttakaze 2 kere geçiyor. Redde 1 kere geçiyor mesela. O yüzden ben sayyara belki 3-4 kere geçiyor, bilmiyorum. Sara değil miydi hocam o? Sara diye o, de kullan. Sara başka. Sara oldu demek. Dönüşüm oldu. Bildirir. Sayruret bildirir. Sayruret bir halden diğer bir hale dönüştü. Bu kardeşlerinde mi? Evet. Kâne'nin kardeşlerinden. Bu ise dönüştürdü. Dönüştürdü. Bu Sara dönüştü. Sayyara cale ittakade redde dönüştürdü. Bir halden diğer bir hale dönüştürdü. Bunlara tasir fiilleri diyoruz. Peki ben şimdi şu Sara sayruleti sileyim mi? Yani neyse, şöyle aşağıya alayım bari. Görmeyin siz. Ben size şimdi bunları anlatacağım. Anlatacağım ama arkadaşlar, benim size isim cümlesini anlatmam lazım. Şimdi Betül diyor ki yine mi isim cümlesi? Evet Betül, yine isim cümlesi. Şimdi burada bak, Halikun Rahimun haberi müfressoydu değil mi? Burada şibit cümlesi, burada fiil cümlesi, burada fiil cümlesi, burada da isim cümlesi olarak haber geliyor. Şimdi arkadaşlar, kuracağımız cümlenin anlamlı olması lazım. Mesela dağ arkadaşımdır. Böyle bir cümle kurabilir misin? Kurarım. Peki gerçekçi mi? Bilemem artık. Mesela kalem uçaktır. Böyle bir cümle kurabilir miyim? Kurarım. Ama vakaya uygun mu? Yani nahi vakaya uygun olup olmamasıyla ilgilenmiyor. Bana ne diyor? Ben diyor müptedayı ve haberi, iki tane ögeyi oluşturur, cümle kurarım diyor. Peki cümle vakaya uygun mu, değil mi? Onu da kuran kişi düşünsün diyor. Tamam. Arkadaşlar, sayyara ve ceale de kendisine isim cümlesine, bakınız bunlar isim cümlesi, kendisine malzeme olarak kullanır. Malzeme olarak kullanır. Ben şimdi bunları siliyorum. Hani anlamlı cümleler kurabilmem için. Selcu meun nedir? Kar sudur. Böyle bir cümle kurdum. Diyeceksiniz ki ama bu cümle yanlış. Ya yanlış olsun olmasın, ben ilgilendirmiyor. Ben şimdi bu isim cümlesini sayyara ve cealeye, yani tasir fiillerine öge olarak kullanacağım. Bu eselcu mübdeda. Peki meun ne? Haber değil mi? Evet. Nereden biliyorsun? Ya işte bakınız, az önce isim cümlesi kurduk, oradan biliyorum. Ben şimdi bu mübdedayı birinci, haberi ikinci nesne yapacağım. Nesne yapacağım. Peki nesne, meful. Mefuller nasıl gelir? Mansup. Evet. Şimdi buraya sayyara fiilini öznesiyle birlikte getiriyorum. Bak, sayyara fiil. Tu, bu da faili. Bu da faili. Peşinden isim cümlesini mansup yaparak birinci ve ikinci mef'ule dönüştürüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, biz zanne ve grubunda zaten bu işlemi yapmıştık.
Tamam, Allah razı olsun. O zaman bu yapıyı yadırgamıyorsun. Zanne yerine sayıyara getiriyorsun. Zanne getirdiğinde zanentu, sandım. Mesela bunları gelin kullanalım. Zanentu eselce me'en. Anlam ne? Karın su olduğunu sandım. Peki şimdi sayyara'yı kullanırsam ne olacak? Şimdi sayyara bir halden diğer bir hale dönüştürdü. Anlamı kar suya geliyor. Dönüştü. Dönüştü değil. Dönüştürdü. Kim dönüştürdü? Ben. Ben o dönüştüm. Zaman karı suya dönüştürdüm. Efendim burada dönüştürmek fiilini kullanamazsanız o zaman karı su haline getirdim diyebilirsiniz. Yani dönüştürdü. Hocam annenin ismi ve haberi gibi oluyor mu bu da? İsim ve haber diye kullanılıyor muyuz? Yok. Zannenin ismi denilmez zaten. Buraya zanne getirelim. İtiraf ederken zanne fiil tu fail. Eselce birinci mefhul, men ikinci mefhul diyoruz. Sayyartu, sayyar fiil tu fail. Eselce birinci, men ikinci mefhul. Yani mübteda ve haberi birinci ve ikinci mefhul diye kullanıyor. Zanne ve sayyara ortak. Yani bu açıdan. İsim cümlesini kendisine birinci mefhul, ikinci mefhul diye malzeme olarak kullanıyor. Hocam, o halde iki mefhul alıyor diyebilir miyiz buna genel olarak? Öyle zaten. Sayyara isim cümlesini, mübteda ve haberi kendisine birinci ve ikinci mefhul olarak alır. Demek ki sayyara ve aynı durumda zanne çift nesne alan fiiller grubuna girer. Eğer tek nesne alırlarsa o zaman bizim öğrendiğimiz zanne bu zanne değil. Ya da orada sen iki ögeyi bulamıyorsun anlamına gelir. İki nesneyi bulamıyorsun anlamına gelir. Şimdi sayyara sandı demek, buraya bu örneği kaldırmak istiyorum. Çünkü daha önceden yeterince örnekler vermiştik. Sayyara, sayyartu yerine isterseniz efendim cealtu, isterseniz redettu, isterseniz ittehaztu da diyebilirsiniz. Fakat arkadaşlar burada özellikle ceale ve sayyara, hatta ceale sayyaradan daha çok kullanılır. O yüzden cealenin altını çizeyim, vurgulamak istiyorum çünkü. Efendim burada tuğların fiilin faili olduğunu anlatabilmişimdir. Çünkü her fiilin bir merfu ismi olur. Efendim şunlara bir ve iki nesne diyorsak o zaman şu kırmızı tuğlar faildir. Fiil fail, birinci mefhul, ikinci mefhul. Ama en önemlisi burada bakınız redde, ittegaze, sayyara ve ceale hepsi bir halden diğer bir hale dönüştürdü. Efendim halden diğer bir hale getirdi. Geldi değil, getirdi. Dönüştü değil, dönüştürdü. Evet. Yukarıda isim cümlesi kurup haberlerini müfret ve cümle soylu diye ayırmıştık değil mi? Burada ben şu me'en ifadesinin burada ikinci mefhul. Gerçekte haber olduğunu anlayabiliyor musunuz? Yani bu iki mefhulü dışarıya çıkardığınızda mübteda ve haber olması lazım arkadaşlar. Bakınız. Esselcu mübteda, me'un haber.
isim cümlesi kurdunuz ve bunu cehale fiilinin birinci ve ikinci nesnesine dönüştürdünüz. Biliyorsunuz nesneler, mefuller mansub ögelerdir. Peki ben şimdi kalemu fil hakibeti. Bu bir isim cümlesi midir? Evet. Evet. Hasan yetki. Bu bir isim cümlesi midir? Evet. Evet. Hasanun validuhu maridun. Bu bir isim cümlesi midir? Evet. 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 Buradaki nasıl ki meun haberse fil hakibeti yebki ve validuhu maridun, bunlar da haber. Peki anlamları ne? Kar sudur. Kalem çantadadır. Hasan ağlıyor. Hasan babası hastadır. Bakınız bunlar isim cümlesi. Ben şimdi tek hareketle, eğer isim cümlesi kurabiliyorsanız, tek hareketle şu ifadeleri, yani fiil ve faili, bunların önüne alıyorum. Az önce müpteda dediğim Hasan'ı, kalemi ve karı, birinci meful. Haber dediğim yapıları da ikinci mefule dönüştürüyorum. Dönüştürünce ses havanıyor içinde. Evet. Harekeleri yerlamam lazım. Esselce el kaleme hasenen hasenen. Şuradaki me'en kelimesini değiştirdim. Diyeceksiniz ki fil hakibeti yetki ve valide o maridun. Onlara dokunmadın. Nasıl dokunayım? Bunlar C. C. C'ler bir ögeye karşılık geldiğinde mebni konumundadır. Dış müdahaleye kapalıdır. Me'en kelimesini değiştirmedin. Nasıl değiştireyim? O C değil ki. Bakınız bu işlemi haberden bahsederken, sıfattan bahsederken, kâne ve benzerlerinden bahsederken, zanne ve benzerlerinden bahsederken de anlattım. C'ler dış müdahaleye kapalı. Diğerler ne? Diğerler C olmadığı için dış müdahaleye kapalı değil, açık. O yüzden mefuller mansub olur. Nasip ettim. Peki şu an anlamlarına verelim. Şimdi anlamlarını verirken sizin Türkçe bilginiz devreye giriyor. Arapça bilginiz değil. Bunu nasıl tercüme edeceksin? Türkçe ne kadar güzelse o kadar güzel tercüme edersin. Bir de bazı ifadeleri Türkçe kabul eder. Söyleyenin kulağını tırmalamaz. Bazıları Türkçe kabul etmez. Yani benim yeteneğimden değil de Türkçenin kendi yeteneğinden kaynaklanabilir. Uyarlayalım. Şimdi buradaki dört fiil, özellikle cehali üzerinde durmak istiyorum. Bir şeyi başka bir şey haline getirdi, dönüştürdü anlamını veriyor. Mesela burada karı su haline getirdim. Karı suya dönüştürdüm. Kalemi çantanın içinde olur hale getirdim. Hocam biz Türkçe'de böyle demeyiz. Ya bana ne diyor Arapça. Sen Türkçe'de nasıl diyorsan öyle de o zaman. Türkler ne der? Kalemi çantanın içerisine koydum der. O zaman öyle tercüme edeceksin mecburen. Fakat burada ne var? Kalemi çantanın içinde olacak şekle dönüştürdüm. Orada bir dönüştürme var. Önceden kalem içinde değildi. Efendim bu işi yaptırdım. Yani artık kalem çantanın içinde olur hale getirdim. Bunu Türkçe nasıl ifade edersen Türkçe bilgine, Türkçenin karşılık verme gücüne bağlı. Mesela Hasan'ı ağlar hale getirdim. Hasan'ı
ağlar yaptım. Hocam biz Hasan'ı ağlattım diyoruz. Öyle de o zaman tercümende. Çünkü ağlatmak bir halden bir hale dönüştürmek ifade eder. Yani tercümelerde Türkçe bir halden bir hale dönüştürme nasıl ifade ediliyorsa öylesine sözcüklerle ifade edeceksin. Hasan'ı ağlar hale getirdim. Ağlattım. O da uygun düşer. Peki Hasan'ın babası hasta. Bunun başına bir halden diğer bir hale dönüştürdüm. Bir halden diğer bir hale getirdim. Anlamına gelen bu fiillerden birini, örneğin cealtu, getirdiğimde ne olur? Hasan'ı babası hasta hale getirdim. Hocam biz Türkçe'de böyle demiyoruz. Mübarek nasıl diyorsun? Hasan'ın babasını hastalandırdım diyorsun. Tamam öyle de o zaman. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet hocam. Peki şimdi az önceki derste yani bu dersin içerisinde az önceki örneklerde diyelim. Cehaleden sonra şunları sileyim, bunlar da aynı özelliği taşıyor. Ne demiştik? Ceale hasenun yetki demiştik. Ceale isim cümlesinin, habere muzari fiilli fiil cümlesi olmak üzere, isim cümlesinin özelliğinin önüne geldiğinde buradaki ceale başladı anlamını verir. Peki bir halden diğer bir hale dönüştürmek anlamında nasıl kullanılıyordu? Efendim önce ceale fiili öznesini alır, peşinden isim cümlesi gelir. Bakınız burada ceale direkt isim cümlesinin önüne geliyor ama burada kendisine özne alıyor, daha sonra isim cümlesini birinci ikinci nesne kullanıyor. Oysa aşağıdaki ceale hasenun yetki. Ceale'nin ayrıca bir öznesi yok. Buradaki hasenun öznedir. Burada hasenun nesnedir. Bu yapıyı arasındaki farkı görmeniz gerekiyor. Burada irabını yapayım. Şuradaki hasenun ifadesi ceale, ceale'nin ismidir. Yetki ifadesi haberu ceale. Ceale'nin haberidir. Oysa yukarıdaki örnekte mansup oluşundan da anlayacağınız üzere hasenen mefulün evvel, birinci mefuldür. Yetki ise mefulün sani, ikinci mefuldür. Buradaki ceale bir tane fail, iki tane meful almıştır. Aşağıdaki ceale bir tane özne, mübteda, bir tane haber almıştır. Efendim aslında birbirine benzemiyor. Bayağı farklı yapılar. Sadece evet hocam farklı. Sadece dikkat etmek gerekiyor. Efendim anlamları da çok farklı. Şunun efendim Hasan'ı ağlar hale getirdim. Hasan'ı ağlar yaptım. Hasan'ı ağlattım. Bu şekilde tercüme edebilirsiniz. Her üç çevirim de benim Türkçe bilgime göre bir halden dönüşüm bildiriyor. Hocam farklı zamirlerle de kurabiliyoruz tabii değil mi bu? Burada ağlatan bensem, evet. Hasan beni ağlattı da diyebilirsiniz. Peki Hasan beni ağlatsın. Ceale Hasenun efendim İyyaye Hepki. Evet. Buradaki İyyaye ayrık nasb zamiridir. Beni. Deseniz ki hocam buradaki beni ifadesini şu fiile bitiştirdiğimiz ni olarak kullansan ya. Kullan. Yani cealeni hasenun etki. Hasan beni ağlar hale getirdi. Hasan beni ağlar yaptı.
Hasan beni ağlattı. Burada ni birinci meful, etki ikinci meful. Hasenun ise normal fiilin failidir. Ama ceale Hasenun yetki. Burada Hasan ağlamaya başladı. Hasan ağlamaya başladı. Peki. Ceal hocam. Tu ebki. O zaman burada da ben ağlamaya başladım. Buyurun. Hocam bu örneklerin en başında siz şey demiştiniz. Haraca Hasanun yebki. Hasan ağlayarak çıktı. Yebki'ye o zarf anlamı veren herhangi bir ek yokken nasıl oluyor da ağlayarak diyebiliyorsunuz? O başındaki haracaya uyumlu olsun diye mi öyle diyorsunuz? Hani ceale birazcık mantıklı. Başladı ağlamak başladı. Hani ağlamaya başladı diye tercüme ederiz ama ceale Hasan'ın yebki derken evet. Çıktı Hasan ağlıyor. Bunu kendi kafamızdan mı şey yapıyoruz, düzeltiyoruz Türkçe tercümesinde? Hayır, hayır. Şimdi hal marifeden sonra gelen durum bildiren efendim diğer bir ifadeyle nasıl sorusunu cevaplayan nekra mansup bir isimdir. Şimdi burada yetki bir hal ögesidir. Niçin? Çünkü bakınız marifeden sonra geliyor. Hasan'dan sonra geliyor. Buradaki marife halin sahibidir. Yani ağlayan kişi kimse. Burada çıkarken ki Hasan'ın durumunu, pozisyonunu, konumunu bildirmektedir. Nasıl sorusunu cevaplandırmaktadır. Ve yetki nekradır. Ama ilgili olduğu isim marifedir. Buradaki Hasan marife. Yetki nekra. Peki yetkinin nekra olduğunu nereden biliyorsun? Siz cevap verin. Nekra olması hocam. Hal ögesi, el olmadığı için hal mi hocam? Hal ögesi nekra olduğu için değil mi hocam? Hayır, hayır, hayır. Sürekli bak bahsediyorum. Efendim, her ce nekradır onun için. Yetki bir ce'dir. Yetki bir ce'dir. Peki, nekra olur. Ce'ler, nekra zaten. Peki, mansup bir isimdir dedik. Yetkinin mazlup olduğunu ispat et. C'ler dış müdahaleye kapalı. C'ler dış müdahaleye kapalı mahallen. Mahallen mansuptur. Evet. Harici Hasan'ın yetki fark ettiniz mi? Bir yapının nekra ya da marife oluşu Arapça'da çok önemli. Yani bilirsen çok şey bilirsin. Bilmezsen bu hiçbir şey bilmediğin anlamına gelir. Yani Arapçanın o yüzden arkadaşlar biz hatırlarsanız dersimize ismin efendim yapısal anlamlarından bahsettik. Dedik ki bir isim marif olur, nekre olur, tekil ikil çoğul olur, müzekker müennes olur, son sesi değişken olur, değişmez olur. Bir de el takılı olur, yalın olur, muzaaf olur. Sonra fiillerden bahsettik. Fiillerin kullanımlarından falan filan. Ve C diye bir terim uydurduk. Her C nekradır dedik. Ve dış müdahaleye kapalı yani mebni konumundadır dedik. Bunlar bilirsek efendim Arapça öğrenmede işimize çok yarayan bilgiler arkadaşlar. Evet burada. Buyurun. Hocam orada mesela yebki'yi tek başına değerlendirdiğimizde hani muzari bir fiil var diyoruz bir cümlenin içerisinde. Otomatikken kafa cümleyi muzari bir şekilde tamamlamaya yönelik yapmak yanlış. Çünkü diyoruz ki haraca var, bir tane daha fiil var burada. İki zaten tane bu yüklem olmaz. İki tane yüklem olmaz. Bu
normalde muzari fiil olarak değerlendirmememiz lazım. O zaman bu %100 şeydir, şibih cümlesidir, C'dir, yani C soyludur diye değerlendirmemiz gerekiyor. Değil mi hocam? Evet, fiil cümlesidir bu ve fiil cümlesi, isim cümlesi, şibih cümlesi bunlara C diyoruz. Efendim dış müdahaleye kapalı. Burada yetki derseniz ağlayarak çıktı. Peki derseniz ağlamış olarak çıktı. Yani çıkarken ağlamıyordu ama gözlerindeki o donmuş olan gözyaşlarını görüyorum. Yani daha yeni, tazecik ağlamış. Evet. İkisi de halegesi. Ağlamış çıktı, ağlıyor halde çıktı. Buyurun. Ve öncesinde de Hasan'ın marife diye bir şey var. Marifesi var yani. Hasan'ın marifedir değerlendirdiğimizde. Ha, öncesinde de marife olduğu için bu yepkinin, o zaman bu bir hal belirtiyor mu demeliyiz hocam? Kesinlikle evet. Burada marifeden sonra gelen C'le yüklem bildirmiyorsa, haber değilse, çünkü burada haberimiz harece, o zaman hal ögesidir. Yani bu bak genel bir formül, çok işinize yarar. Bak, marifeden sonra gelen C'le, hani her C nekra ya, evet, haber değilse, bak hareceyi silersek otomatikman haber oluyor. Hasan'ın yepki, Hasan ağlıyor. Ama eğer yüklemimiz harece ise o zaman Hasan'ın yepki ifadesinde yepki marifeden sonra geliyor. Haldir. Haldir. Yepki. Tamam hocam. Evet, Hasan ağlıyor halde çıktı. Ağlayarak çıktı. Mazi de gelebilir. O zaman ağlar halde çıktı. Hatta efendim harece Hasan'ın beke burada ağlamış halde çıktı. Peki harece Hasan'ın ve ebuhu yepki, bakınız bu ebuhu yepki bir isim cümlesidir. Babası ağlıyor. Ebuhu yepki, babası ağlıyor. Arkadaşlar, isim cümlesini hal ögesi yapmak istiyorsanız başına vav getiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de vavsuz örnekler de var. Ama hani siz Arapça konuşmak istiyorsanız vav getirin. Efendim, burada Hasan'ın çıkarkenki pozisyonu, konumu, durumunu anlatıyorum. Hasan, babası ağlar halde çıktı. Bu, Hasan'ın çıkarkenki durumudur. Babası ağlar halde. Hocam, hani isim cümlesi olunca vav getirmemiz gerekiyor, öyle mi hocam? Evet, evet. Harece Hasenun fi galakin diyelim mesela. Galak. Galak endişeli demek. Fi galak endişe içinde. Hasan endişeli çıktı. Bakınız burada dikkat edin. Efendim fi galakin beke yepki ebu yepki ifadeleri. Fiil cümlesi, şibih cümlesi ve isim cümlesi. Bunlar hepsi marifede sonra geliyor ve yüklem değil, haber değil. Haberimiz harece. Demek ki marifeden sonra gelen C'ler otomatikman hal ögesine dönüşebilir. Sadece bilmemiz gereken şey isim cümlesinin önüne vav getirmek. Tabii ben en kaba %99 kullanımları anlatıyorum. %1'lik kullanımlar da var. Ben hep diyorum ya, o %1'liği de bilmeyiver. Ya da Arapça konuşmasını öğren, git ana kitabından, Arapça kitabından oku öğren. Efendim. Fakat benim bu anlattıklarımı anlamazsan, zaten Arapça konuşamazsın da, Arapça kitaplara bakınca anlayamazsın da. Bu marifelik ve nekralığın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Hocam, buyurun. Pardon, isim nekra olduğu zaman bu sefer de sıfat olur demiştiniz. Kesinlikle. Yepki, beke, fi kalagin ya da ebuhu yepki ifadeleri birer c'dir. Ve bunların başına örneğin talibun kelimesini getirirseniz, talibun yepki, talibun beke, talibun fi kalakin ya da
talibun ebuhu yepki. Efendim şöyle ebuhu yepki. Arkadaşlar biz burada çok güzel, harika, belirtisiz sıfat tanımlaması oluşturduk. Ağlayan bir öğrenci, ağlamış bir öğrenci, endişeli bir öğrenci ya da endişe içindeki bir öğrenci, babası ağlayan bir öğrenci. Bak nekrodan sonra gelen C'ler sıfatıdır. Marifeten sonra gelen C'ler haberidir. Eğer haber başkaysa o zaman halidir. Ya bu kadar öz bilgi var mı ya? Tabi bazen bir de şey var, isim cümlesini hal yapacaksan başına bir vav getiriver. Efendim demiştik. Evet. Saat da 18:19 oldu. Evet, ben burada şuru fiillerini anlatmış kabul ediyorum. Şimdi evet anlattım. Peki geriye ne kaldı? Evet, çok şey var ya. Yavaş ilerliyoruz ama canımız sağ olsun. Efendim. Vaktimiz tamam. Var, haberiniz olsun hocam. Herhangi bir ders önümüzde bir engel yok yani. O zaman en kolay hangisi ondan anlatayım. Zuhu'dan biraz bahsedebilirim. Efendim? Siz bilirsiniz hocam. Şu iki yapıdan o zaman bahsedeyim. Çünkü ötekiler çok zaman alır. Arkadaşlar kullu kelimesi Arapçada çokça kullanılan sözcüklerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de de çokça kullanılır. Bu kullu kelimesinin efendim tek başına kullanımı var. Kullun ya da nekra bir tekil isme efendim izafet olarak kullanışı var. Kullu talibin ya da çoğul marife bir isme izafetli kullanımı var. Kullu tullabi ya da çoğul isme izafet ediliyor. Şurada çoğul isme izafet ediliyor. Özür dilerim. İzafet ediliyor ama tekil isme. Yani şuradaki kullu taliben kullu talibi. İşte bunlar arasındaki farktan biraz bahsedeyim. Kullun tek başına kullanıldığında bunun anlamı kullu vahidin demek. Kullun her bir kimse. Her bir kimse. Yani herkes demek. Kullun. Kullun. Tek başına olduğunda. Tamam mı? Tamamı evet. Anlamı var mı hocam? Herkes. Her kullun. Tamamı. Tamamı dediğin tamamı. Yani tamam. Evet tamamı. Yani herkes. Evet. Eğer akıllı kişilerden bahsetmiyorsak o zaman her şey anlamını verir. Evet. Tamamı. Bütünü. Ha şuraya bir de bütünü yazalım. Bütünü. Kullu vahidin anlamındadır. Kullun dediğimizde. Eğer kullu kelimesinden sonra nekra tekil bir sözcük getirirseniz kullu vahidin o zaman her bir öğrenci demek. Her bir öğrenci. Başka tercüme etme yolu yok bunun. Diyeceksiniz ki nesne yaparsak ne olur? Ya bu terkibi nesne yaparsan o zaman Türkçedeki yi ekini getirirsin. Her bir öğrenciyi. Raytu kulle talibin. Kulle talibin. Gibi. Peki yine tekil bir isimden sonra tekil bir isimden önce geliyor. Ama marife ise bak kullu talibin her bir öğrenci demek. Ama el takılı ise marife ise el takısıyla o zaman bakırız arkadaşlar anlam değişiyor. Öğrencinin tamamı. Ne demek öğrencinin tamamı? Öğrencinin tüm öğrenciler anlamı çıkmaz. Çünkü öğrenci tek. Öğrencinin tamamı. Öğrencinin bütünü. Ne demek ya? Belirli ya. Öğrenciler. Hayır.
kafası, gözü, kolu, bacağı, efendim kalbi, bedeni, anlatabildim mi? Tek bir tane parça var orada. Kullu talibi, bu Arapçada çokça kullanılmaz. Efendim ama hiç yok da değil. Bakınız, kullu tami ne demek? O zaman kullu tami ne demek? Yemeğin tümü, hepsi, yemeğin hepsi demek. Yani bir tane yemek var, tamamını kastediyorsun. Burada da öğrenci bir tane, öğrencinin tamamını kastediyorsun. Yani öğrencinin kafasını, gözünü, kolunu kastetmiyorsun. Öğrencinin tamamı diyorsun. Mesela kullul kitabı. Kullul kitabı. Bakınız kitap burada tekil. O zaman tüm kitapları demiyorum ben. Kitabın tamamı diyorum. Kitabın hepsi bir tane kitap, efendim başı, ortası, sonu. Buyurun. Hocam küllü talibin derken her bir öğrenci dedik ya, normalde isim tamlamasında öğrencinin her biri gibi geliyor bana, öyle değil mi acaba? İşte gelmesin. Gelmesin. Bu özel kullanımları o yüzden paylaşmak istedim. Kullu talibin her bir öğrenci. Kullu taamin her bir yemek. Kullu kitabin her bir kitap demek. Ama el takılı ismin başına bir tane kitabın, el takılı kitabın başına kullu getirirsen o zaman kitabın tamamı, yemeğin tamamı, öğrencinin tamamı anlaşılır. Mesela kullu şiarin, kullu şiari. Kullu şiarin her bir şiir demek. Peki kullu şiari şiirin tamamı, şiirin hepsi, yani başı, ortası, sonu anlamına gelir. Peki ya kullu kelimesini efendim çoğulların başına getirirsek ne olur? İşte bu az önce sizin yapmış olduğunuz anlam ortaya çıkar. Öğrencilerin tamamı, öğrencilerin hepsi, öğrencilerin tümü. Tamam mı? Üç farklı şekilde küllü kullanılıyor hocam. Biri çoğul, birisi nekra, bir nekramız var. Bir de marifemiz var değil mi hocam? Evet, bir de yalın kullanımı var. Ha, küllünün yalın kullanımı var bir de. Evet, evet. Hocam küllüden sonra gelen her bir ismin her birinin kesre oluşunun bir şeyi var mı? Yoksa tabii, değiş edebilir mi? Tabii. Kitaplarımız şöyle der. Kullun genellikle isim tanımlamasında kullanılır. Yani kulludan sonraki mecrur isimler muzafın ileyhtir. Hocam küllü ifadesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. İşte o yüzden efendim. Alakası anladım. Var o zaman değil mi? Şu öğrendiğimizde o zaman tamamen alakalı yani. Tabii yani hani Kur'an-ı Kerim'de çok şey geçiyor ama kullu çok geçiyor. O zaman ben Kur'an-ı Kerim'de yaygın olarak kullanılan yapıları ve sözcükleri anlatmam gerekiyor. Yani benim de amacım zaten bu. Hani yoksa 4 aylık bir dönemde ben kimim ki Kur'an-ı Kerim'i tamamen anlar hale getireceğim? Veya haftada 2 blok derste tüm özellikleri anlatmış olacağız. Ama %90'ını anlatabilirim. Allah razı olsun hocam. Efendim, bu gayretin peşindeyim. Efendim, kullu da bunlardan bir tanesiydi. Efendim buradaki kullu sözcüğünün yerine cemiyon sözcüğünü de koyarsanız az önce kullu sözcüğüne yapmış olduğum açıklamalar onlar için de geçerli olur. Cemiyon talibin. Ama cemiyon talibi,
cemiyut tullabi. Fakat cemiyon ile kullun, bunları karşılaştırdığımızda bu dört anlatımda kullun sözcüğünün kullanımı diğerleriyle kıyaslanmaz bile. Yani sıklık, kullanım sıklığı kullun sözcüğüne aittir. Peki, eğer vaktimiz var hocam derseniz zu'dan da bahsetmek isterim. Vaktimiz var hocam. Tamam. Hocam, aslında vaktimiz, ya Talat hocam var dedi ama vaktimde çok yok. Yani genel olarak vaktimiz yok. Hı-hı. Nasıl yapsak bilemedim şu an. Yormak da istemem. Sonuçta efendim yani 2 saat oldu. Biraz dinlenebilirsiniz. Sonuçta anlatmak isterim efendim ama siz hocam biz bunları biliyoruz zaten derseniz o zaman bilmediğiniz hususlara değinmek isterim. Hocam aslında bildiğimizden değil de zaman uzadıkça şimdi biraz birikiyor ya kafamızda. Birazını daha almak zor oluyor. Evet. Zaman o zaman daha iyi. Şimdi bir ara verelim. Bugün Perşembe. Pazartesi günü görüşelim inşallah. Tamam. Hocam hiç ek ders yapma gibi bir şey olmuyor değil mi hocam? Şimdi benim de hani yoğunluk oluyor ya. İşte mümkün olduğunca bu bir araya gelişlerimizi mümkün olduğunca uzatmaya çalışıyorum. Bu şekilde diyorum daha çok nasıl hani hizmet edebilirim. Yani biraz yoğunluk var. Hocam bildiklerimizi tamam hocam, yani tekrar dinlemek emin olun bizim işimize çok yarayacak. Kesinlikle. O yüzden tekrar anlatıyorum diye siz hiç üzülmeyin. Biz her zaman için dinleriz. Yani 2 defa, 3 defa fark etmez. Ne kadar çok dinlemek o kadar konunun anlaşılmasına sebep oluyor zaten. Hı-hı, inşallah. O zaman ben kaydı durduruyorum. Kaydı durdur.